Herkese merhaba. Ben Gönül Bıyıklıoğlu Uysal. Farklı içeriklerde videolar üretiyorum kanalımda. Bugün de evimde yaptığım bir düzenleme ile ilgili bir videom olacak. Kendime bir makyaj masası aldım IKEA'dan ve bir şifonyer aldım. Hatta iki tane de komodin aldım. Bir tanesini henüz kurmadık. Bu ikisini kurduk. Komodinin birisini de kurduk. Oğlumla birlikte. Önce makyaj masasını kurmuştuk. IKEA kurulumuyla ilgili deneyimimi söylemek istiyorum size öncelikle. Şöyle bir kitapçık çıkıyor. Yani daha önce IKEA'dan malzeme aldınız, kurdunuz mu bilmiyorum. Kurduysanız biliyorsunuz zaten ama kurmadıysanız hiç IKEA'dan malzeme, yap boz gibi. O kadar güzel hazırlamışlar ki her sayfayı ve şu şekilde şey yapmışlar, numaralandırmışlar, 12, 13, 14, 15 gidiyor işte. Bu her bir aşamayı takip ettiğinizde, sonuna geldiğinizde ürün elinizde oluyor. Çok güzel ve evinizdeki bir çekiç, bir vida, tornavida bu işe yeterli oluyor. İnanamadım ben. Çok da memnun kaldım. Oğlumla birlikte güzel de bir deneyim yaşamış olduk. Şimdi kurarken birkaç eğlenceli videom oldu. Minnoş da geldi hatta yanımıza. Onları koyayım. Onları izleyelim. Devamında makyaj masasını temizleyeceğim. Henüz buraya koyduk. Sileceğim. Buraya da kendi makyaj ve cilt bakım ürünlerimin çoğunu getirdim aslında. Buraya onları koydum. Onları makyaj masama yerleştireceğim. Fakat hepsini almayacak. Birazını şifonyere koyacağım. Bu şekilde. Şimdi kuruluştaki videoları görelim. Burada bekliyorum. Gördünüz mü? İnanılmaz eğlendi bizimle birlikte. Ya biz videoları çevirirken o da geliyor böyle tutuyordu. Çok güzel görüntüler çıktı ortaya. Gerçekten eğlenceli ve güzel bir deneyim yaşadık kurarken. Şimdi temizlik için aslında hani pek bir şey görünmüyor ama şöyle sileceğim. Sadece hani belki kurarken oluşan tozlar vardı üzerinde.
Şimdi kamerayı yakına alayım, hem inceleyelim hem de şimdilik diyeyim. Tabii kullandıkça neyi nereye koyacağım daha iyi ayarlarım büyük ihtimalle, ama şimdi birkaç malzememi yerleştirelim. Yakından gösterebilmek için kamerayı elime aldım. Marka değil de model isimleri var ya IKEA'nın. Bu makyaj masasının ismi Brimness. Şöyle 70'e 42 idi galiba ölçüleri. Hani büyük bir masa değil. Zaten ben de büyük bir masa istemiyordum. Neden? Şöyle göstereyim. Burası benim yatak odamın balkon girişi. Ve burada böyle bir boş bölüm vardı. Buraya sığabilecek bir masayla şifonyer istemiştim. Ve ölçüleri tam benim istediğim gibi buraya uydu. Çok güzel oldu. Sonrasında şimdi kurduktan sonra şunu düşündüm. Aslında ikisini yan yana da kullanabilirim. Fakat şu anda böyle tercih ettim. Buraya tam iyi geldi. Hatta şuraya koyduğumda, bir sandalyem var, onu koyduğumda da hiç beni engellemiyor. Denedim. Sonrasında şöyle duvar rafı alıp karşıya bir şey koymalık duvar rafı olarak da burada bir bölüm oluşturabilirim diye düşünüyorum. Böyle yavaş yavaş ilerleyecek. Şimdi makyaj masasıyla başlamış gibi oldu. Şöyle şurada aynası var. Ve böyle açılıyor. Göstereyim, evet. Şu bölmeler kendinden. Yani bu kırmızı çok hoşuma gitti, benim kırmızı rengi burada açtığınız zaman çok güzel görünüyor kendinden. Hani IKEA'nın çekmece düzenleyicileri de birkaç tane vardı, ben de onları da çıkarırım diye düşünüyordum, ama belki sonra hani çekmecesinde onu kullanır mıyım deneyerek göreceğim, ama onları daha çok hani şifonyerin çekmecesinde kullanmayı düşünüyorum. Bunun malzeme koyacağım miktar bu kadar. Hani sonra sığamazsam bir şey olursa bilmiyorum. Benim şu anda çok bir malzemem yok zaten. Az malzeme kullanıyorum ben makyaj yaparken ya da cilt bakımında. Onları alacağını düşünüyorum. İşte dediğim gibi şöyle şifonyere de birazını koyacağım zaten. Şimdi gösterdiğime göre kamerayı sabitleyeyim ve yerleştirmeye geçelim. Öyle koymak istediklerimi yavaş yavaş geçireyim. Şu makyaj pamuğu koyma kabını bana arkadaşım almıştı. Ben böyle bir şey istiyordum. O da bir gün alışveriş merkezinde görünce beni aramıştı. Bir süre kullanmıştım. Çünkü şeyim vardı benim. Şifonyerim vardı. Makyaj masası olarak kullandım. Fakat artık ayakta değil de oturarak makyaj yapmak istiyorum. O yüzden şifonyerimi evden gönderdim. Ve o geçen sene gönderdim. Hatta bir süredir bekliyordu makyaj masası beni. Bu böyle pamuk kabımda. Çıtırtı oluyor. Pamuk kabımda bekliyordu, öyle diyeyim. Böyle koyalım. Böyle buradan alıp kullanması gerçekten rahat oluyor. Bundan çok memnundum ben. Şimdi yine onu kullanacağım için mutluyum. Şu konuda biraz buraya makyaj malzemelerimi mi koysam, cilt bakım ürünlerimi mi koysam diye biraz kararsızım mı denir? Dedim ya, hani kullandıkça ortaya çıkacak bazı şeyler. Tonik ve göz makyaj temizleyicisi. Bunların durması, hani böyle masada durması daha rahat oluyor kullanmak açısından. Mesela şu şekildeki kremlerimi, cilt bakım kremlerimi böyle koyabilirim. Yine göz kremimi buraya koyabilirim. Eğer minnoş buraya çıkacak olursa, hani bu minik ya, bunu aşağı fırlatabilir. Sonra ojelerim. Onları buraya koyabilirim. Yani yavaş yavaş olacak. Hepsi birdenbire olmayacak da.
Şimdi birazcık yapmış olalım. Şöyle kullandığım standım vardı benim yine. Bundan çok memnundum. Bunu kullanmaya devam etmek istiyorum ama şöyle de olabilir. Hani buradan bu alanı da boş bırakmış olurum. Yine zaten yukarıyı da kullanırım ya. Şöyle. Bunu hatta şey yapıyordum. Şurada kullanıyordum. Şöyle koyuyordum. Dolabın içine almıştım banyoda. Orada kullanıyordum. Banyo aynasında hani bir sürü makyaj yaptım. Şöyle. Ve fondötenimiz. Ya fondöten burada da olabilir. Şöyle de durabilir. Şimdi çekmecemiz var daha aslında. Şöyle. Bunda da şey var. Far, allık, kontur için kullanılabilecek malzemeler var. Şöyle bir masa aynam vardı benim. Onu kullanıyordum. Bunun ama şu, bu da toz olmuş. Oradan oraya giderken. Şu bölümünü yine kullanırım. Çünkü bu normal ayna. Hatta bunu şimdi dursun da şifon yerin üzerinde böyle kapattığımda aslında mesela bunları yukarıya alıp ay çok kararsızım ben şu anda. Burası çalışma masam veya video çekme masam bile olur yani gelecekte. Evet, video deneyimi demişken bir video deneyimiyle bir bu ürün incelemesi videomu sonlandırmak istedim. IKEA Birim Nes marka makyaj masası ürün incelemem. Ürün incelemesi diyeceğim bu videonun adına. Ben şu anda en son dediğim video deneyimi çalışma masası, makyaj masasıyla birlikte çalışma masası olayında deneyimlemiş bulunuyorum şu anda. Hatta bir sonraki hani çekmeyi planladığım artistleri dermasonik cihaz ürün incelemesi videom içinde böylece bir alıştırma yapmış oldum. Şöyle şifon yerin üzerine sukulentlerimden birisini getirdim. Belki biraz daha da koyabilirim oraya. Yani burası güzel olacak benim için. Beni mutlu etti. Hoşuma gitti. Masa da hoşuma gitti. Kullanışlı gerçekten. Şu anda aynası açık. Bu önümdeki bölümü rahatlıkla kullanabiliyorum. Ve şöyle yanıma hatta kahvemi bile aldım. Biraz da makyaj yapıp sonrasında dışarıda bir işim var. Onun için dışarı gideceğim. Eğer kanalıma abone olarak videolarımı takip ederseniz çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bana destek olmuş, beni mutlu etmiş ya da benimle birlikte sürecimi izleyebilecek olursunuz. Ve yeni videolarımdan haberdar olursunuz bu sayede. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.